Milyonları yakından ilgilendiren 2023 asgari ücreti belirlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, %54 zamla asgari ücretin 5500'den 8500'e çıkarıldığını duyurdu. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, makam arabasından bir video çekerek sosyal medyadan paylaştı. Babacan paylaşımında, gerçek enflasyonun %200'e yakın olduğunu ve asgari ücretin en az bu oran ve refah payı eklenerek belirlenmesi gerektiğini söyledi. Babacan şöyle konuştu. Değerli arkadaşlar, haftalardır, günlerdir merakla beklenen asgari ücret rakamı nihayetinde Sayın Erdoğan tarafından açıklandı. %99 zam yaptık diye adeta bir müjde verircesine üstelik açıklandı. Bu ülkede gerçek enflasyonun %200'e yaklaştığını dünya alem biliyor. Çarşıya pazara çıkan herkes, doğal gaz faturası, elektrik faturası ödeyen herkes gayet iyi biliyor ki bu ülkede gerçek enflasyon %200'e yakın. Biz ne dedik? Asgari ücret en az gerçek enflasyon artı refah payı kadar artırılmalıdır dedik. Bunu yapmadınız. Ve milyonlarca insanı gelir kaybıyla, yoksullukla karşı karşıya bıraktınız. Üstelik bunun adı asgari ücret ya. Herkes biliyor ki bu ülkede çalışanların en az yarısı şu anda asgari ücretle geçinmeye çalışıyor. Asgari ücret en az ücret değil. Asgari ücret ülkede neredeyse ortalama ücret olmuş durumda. Bu önemli bir konu. Ve üstelik Sayın Erdoğan'ın bu milleti, 85 milyonu sırtında taşıdığı bir yüke, küfede taşıdığı bir yüke benzetmesi gerçekten kabul edilmez. Eğer bu yükün altından kalkamıyorsanız bırakın gidin ya.